Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü etkinliğimizin ikinci oturumunda Mine hocamızla devam ediyoruz. Hocam isterseniz siz kendinizi tanıtarak başlayın. Sözü size veriyorum. Çok teşekkürler. Evet, beni davet ettiğiniz için de çok teşekkür ederim. Benim ismim Mine Çetinkaya Ründer. Edinburgh Üniversitesi'nin fakülteyim. Bundan önce de Duke Üniversitesi'ndeydim. Bir de RStudio ile çalışıyorum eğitmen olarak. Bugün de size biraz eğitimden bahseden, biraz da Tidyverse'den bahseden bir konuşma vermek istiyorum. Aslında Mubin'e ilk çağırdığında böyle kısaca Tidyverse ile ilgili bir şey olsun dedim. Aramızda eğitmenler olduğunu düşündüğümden biraz da bu konuya daha kayalım diye düşündüm. Bir de bilirsiniz ki eğer bu dönemde, bilmiyorum Türkiye'de işler nasıl gidiyor ama bu dönemde eğitimci olmak gerçekten çok zor. Devamlı olarak video yapma halindeyiz. Her şeyden çok daha uzun sürüyor. O yüzden ilk başta tamam mı yapalım konuşmayı dediğimde tam olarak kafamı toparlamamıştım aslında neden konuşalım diye. Ama bugün bu curriculum'dan bahsetmek istiyorum ve bugünkü konuşmanın yani kalbinde veri ve Tidyverse var. O yüzden birçok da kod örneği vereceğim. Konuşmanın ismi de Önce Pastayı Yesinler. Belki sizin için bir ifadesi vardır bunun. Bu ekmek yoksa pasta yesinlerden gelen bir şey ama o kadar da katı değil. Benim eğitim filozofim biraz daha önce pastayı yesinler, illa önce sebzeleri yemeleri gerekmiyor gibi bir bakış açım var. Onunla ilgili konuşmak istiyorum bugün. Başlamak için de size öncelikle bir soru sormak istiyorum. Pasta yapmayı yeni öğrenmeye başladığınızı ve bir pastacılık dersinde olduğunuzu hayal edin. Derse başlamak için iki seçenek sunacağım. Görebiliyor musunuz? Yoksa bir Diyoruz ses mi? hocam. Okay. Alright. Pasta yapmayı yeni öğrenmeye başladığınızı ve bir pastacılık dersinde olduğunuzu hayal etmenizi istiyorum. Derse başlamak için iki seçenek sunacağım. Hangisi size yapmayı öğreneceği pasta hakkında daha iyi fikir verir? Aramızda eğer gerçekten pasta yapmakta çok expert olanlar varsa bu soru sizin için değil. Daha yine pastaya giriş şeklinde bir derste olduğunuzu düşünmenizi istiyorum. İlk seçenek bu. Bugün bu maddelerle ananaslı ve Hindistan cevizli sandviçli kek yapacağız. İkinci seçenek de bu. Bugün ananas ve Hindistan cevizi süngerlerini Hindistan cevizli İtalyan kremasıyla ile kaplayarak ananaslı ve Hindistan cevizli sandviç kek yapacağız. Herhalde aramızda çok fazla ananas ve Hindistan cevizli sandviç kek yapmış olan yoktur. Açıkçası ben hiç yapmadım. Fakat bu çok sevdiğim bir televizyon programından görmüştüm. British Bake Off'tan ve hep çok enteresan kekler yapıyorlar. Bu pastalar yapıyorlar bu programda. Ama benim bu programla ilgili en çok sevdiğim şeylerden biri bu illüstrasyonlar. Yani birisi bana ananas ve Hindistan cevizli sandviç kek yapacağım dediğinde açıkçası hiç ne düşünmem gerektiğini bilmiyorum. Ama bu illüstrasyon, sonunda ne olacağımızı baştan görmek benim için çok yararlı oluyor ve eğitim açısından da özellikle de giriş öğrencilerine bir şey öğretirken aynı şekilde pedagojiyi bu şekilde dizayn etmek gerektiğini düşünüyorum. Bu konuşmada birkaç rakamdan bahsedeceğiz. Üç yanlış kanıyla başlayacağım. Bir bağlamdan bahsedeceğim. Bir de beş tasarım ilkesinden bu curriculum için. Üç yanlış kanının birincisi, öğrenciler yeni bir programlama dilini senelerdir öğretildiği şekilde ve sırada öğrenmelidir. Bilmiyorum aramızdakiler ilk olarak ne zaman R öğrenmeye başladılar ama eğer 10 sene önce başlamışsanız ve öğrencilere bugün aynı şekilde öğrettiğiniz gibi öğretiyorsanız bence burada bir sorun var. İkinci yanlış kanı, öğrenciler yeni bir programlama dilini veri yapıları ve algoritmalarla başlayarak öğrenmelidir. Belki bu computer science dersi için doğru olabilir. Gerçi yine o konuda da tam olarak emin değilim ama eğer bir veri bilimi dersi veriyorsak her şeyi veri yapılı algoritmalarla başlamamız gerekmiyor. Yani software engineer'lerin öğrendiği gibi veri bilimini istatistik öğrencilerine de anlatmamız gerekmiyor bence. Üçüncüsü de öğrenciler yeni bir programlama dilini o dilde kod yazmak için gereken yazımı yükleyerek başlayarak öğrenmelidir. Genelde ilk derste hep önce bir şeyler yükleyeceğiz, sonra bilgisayarımızda setup edeceğiz, ondan sonra başlayacağız diye başlıyoruz. Ama bence bu ilk birkaç etabı atlayabiliriz ve öğrencileri direkt olarak verinin içine bırakabiliriz.
Bu 5 tasarım ilkesini size bir yeni bir dersin bağlama içinde anlatmak istiyorum. Bu da benim senelerdir verdiğim bir ders aslında. Duke Üniversitesi'nde başladığım bir ders. Ama bu son 2 senedir Edinburgh Üniversitesi'ndeyim. Introduction to Data Science diye bir ders ve bu derste 4 ünite var. İlk olarak keşifsel veri analiziyle başlıyoruz. Özellikle veri görselleştirme ile başlıyoruz. Uzun bir süre bu veri görselleştirme etabında öğrencilere R, R Markdown, Git ve GitHub öğretiyoruz. Yani bir yandan grafikler öğreniyorlar, bir yandan dil öğreniyorlar. Bundan sonra ikinci öğrencilere sorduğumuz soru, ya görselleştireceğiniz veriler güzel bir tablo içinde gelmemişse ve biraz manipüle etmeniz gerekiyorsa neler yapmanız gerekir diye. İlk başta ggplot ile başladığımız görselleştirme konusundan deep kullanarak veri manipülasyonuna geçiyoruz. Ve ondan sonra öğrencilere bir adım daha geri atın diye, ya elinizde data yoksa, yani henüz data getirilmemişse veriyi nasıl okuyabilirsiniz diye konuşuyoruz. Ve bu veri okumada sadece tablo halinde gelen veriler değil, aynı zamanda webden kazımadan da bahsediyoruz. Ne zaman ben webden veri kazıma konusunda bir şeyler öğretsem, aklıma hep gelen şey, acaba bunu yapmalı mıyız? Yani bunun kodunu yazmak aslında artık çok kolay. Öğrencilere bunu öğretmek açıkçası çok kolay. Özellikle de Tidyverse ile öğretiyorsanız, RS diye bir paket var ve onu bunu yapmak kolay, ama bir şey kolay diye illa yapmamız gerekiyor. O yüzden bu konudan sonra biraz kodlamayı bir kenara bırakıp veri bilimi etiğine giriyoruz ve bu dataları belki kazıyabildik ama kazmalıydık. Hangi dataları kazımamalıyız gibi birkaç case study'den bahsediyoruz. Ondan sonra biraz daha istatistiksel olan konulara giriyoruz. Modelleme, kestirim, sonuçlandırma gibi. Ve burada çok tradisyonel olarak statistical inference ya da null hypothesis testing değil de daha, ve p-value'lara fazla önem vermeden daha çok modelleme ve kestirim konusunda cross validation, bu çeşit teknikleri öğrencilere öğreterek bunu biraz orada bırakıyoruz. Açıkçası bir istatistikçi olarak çok fazla bu sonuçlandırma konusunda, machine konusunda çok fazla zaman harcayamamız çok hoşuma giden bir şey değil. Fakat sonuçta semestirler kısa. Her şeyi bir semestirde öğrencilere öğretmemiz bence mümkün değil. O yüzden böyle bir dersin en büyük amaçlarından biri bence öğrencileri ikinci istatistik dersini almaya motive etmek. Çünkü daha sonra ikinci, üçüncü istatistik derslerinde özellikle de matematiksel background'ı da öğrenerek bazı konuları, bu bazı p-value neymiş, maximum neymiş gibi konuları çok daha iyi anlayacaklar. O yüzden bu dersin amacı bunların hepsini öğrencilere öğretmek değil, daha çok onlara veri ile neler yapabileceklerini, biraz da meraklı, kendi meraklarını giderebileceklerini öğretmek. Son ünitede ileriye bakış. Bu genelde 1 ya da 2 hafta süren bir ünite ve bence bir eğitmen olarak bu dersi vermenin en keyifli ünitelerinden. Çünkü burada belli bir curriculum yok. Mutlaka bunları öğreteceğiz demiyoruz. Öğrencilere ne öğrenmek istersiniz diye soruyoruz ve ne öğrenmek istiyorlarsa o konuda yeni bir ders hazırlıyoruz. Bu bazı eğitmenler için biraz korkutucu olabilir. Özellikle de eğer yeniyseniz bu konulara. Fakat bence kendi gelişimi için eğitmenlerin aynı konuyu tekrar tekrar, semester semester üst üste öğretmeleri de kendimizi geliştirmemize pek yaramıyor. Ben bu üniteyi öğrenirken kendim mesela test analizi öğrendim. Bazen bu ünitede Shiny paketini öğretiyoruz çünkü öğrenciler interaktif şeyler öğrenmek istiyorlar. Web aplikasyonları nasıl yapabiliriz diye öğrenmek istiyorlar. Bunlar daha önce benim böyle introductory bir seviyede öğrettiğim konular değildi. Ve o yüzden genelde bu üniteye başlamadan bir hafta önce öğrencilere bir survey veriyoruz. Ne istersiniz öğrenmeye? Ve onların sevdikleri ve onlarla ilgili dataları kullanarak son 2 hafta geçiriyoruz. Buradaki bu son 2 haftada özellikle çok fazla konu kavramaya çalışmamızın bir önemli nedeni de bu zamanlarda öğrenciler kendi projelerini yapıyorlar. Yani kendi öğrendik, bu şimdiye kadar öğrendikleri konuları ve teknikleri kullanarak kendi seçtikleri bir data ile kendi projelerini takım halinde yapıyorlar.
Şimdi bu konteksti size verdikten sonra bu 5 tasarım ilkesinden bahsetmek istiyorum ve belki de biraz yani bilmiyorum olanlar var mı ama çok fazla yemekten bahsedeceğim. Tam yemek saatine geldi. 5 tasarım ilkesi ve 5 soruyla ilerleyeceğiz. Burada iki resim görüyoruz. Hangi mutfakta pasta yapmayı tercih edersiniz? Yıkılmış, dökülmüş olan mutfağı önce tamir etmek mi? Yoksa yemek pişirmeye hazır olan bir mutfakta yapmak mı? Herhalde hepimiz ikincisini tercih ederiz. Ve bu ikisinin arasındaki fark bence bizim eğitim konusunda bizim için bilgilendirici bir şey olabilir. İlk tasarım ilkesi birini iyi değerlendirmek. Ne demek istiyorum burada? Bu yıkılmış ve dökülmüş mutfak bence şu şekilde başlayan derslere benziyor. İlk gün gelip bilgisayarlarımıza R yükleyelim. Sonra RStudio yükleyelim. Sonra birkaç paket yükleyelim. Hatta version control öğretiyorsanız öğrencilere Git yükleyelim ve GitHub nedir diye konuşmaya başlayalım. Eğer ki ben bu bir saat içinde sizlere bunu anlatmaya çalışıyor olaydım, açıkçası zannetmiyorum hepsini sıkıştırabilirdim. Genelde bizim derslerimiz bir saatten fazla olmuyor. Ve genelde öğrencilere böyle başlarsak açıkçası pek ileri bir yere varamıyoruz. Onun yerine öğrencileri şöyle bir böyle başlamak bence çok daha hem onlar için eğlendirici hem de biraz daha motive edici olur. Browser'ınızı açın ve RStudio Cloud'a gidin. Ya da başka bir RStudio server'a. Bunun özellikle RStudio Cloud olması gerekmiyor. Ama önemli olan öğrenciler bunları yükleyerek değil de kendi web browser'larında her nasıl Netflix izliyorlarsa aynı şekilde kodlamaya başlamalarını bunu mümkünleştirmemiz gerekiyor. Bu durumu açtıktan sonra direkt R kodu yazmaya başlıyoruz. Size genel olarak bu derste nasıl hani gidiyor onu biraz anlatmak istiyorum. Öğrenciler bir web'a gidiyorlar, login ediyorlar. Ben bu sıralar RStudio Cloud kullanıyorum çünkü bir eğitmen olarak gerçekten çok işime yarayan bir şey. Fakat RStudio Cloud bir bedava bir servis değil artık. O yüzden bunu çok fazla reklam olarak yapmak istemiyorum. Onun yerine önemli olan burada eğer RStudio Cloud değilse bir RStudio Server setup edip ki bunu akademik olarak eğer eğitim için kullanıyorsanız bunu bedavaya kullanmanız mümkün. Ve öğrencilere bir R Markdown dokümanı veriyoruz. Aramızda R Markdown kullananlar çok var mı bilmiyorum ama bu R Markdown dokümanlarında sizin kodunuz, output ya da grafikleriniz ve bunun üstüne sizin yazdığınız yazı yani narrative hepsi bir yerde. Ve öğrencilerin tek yapması gereken şey bunları bu ortamı sağladığımız için ve bu R Markdown dosyasını da sağladığımız için öğrencilerin yapması gereken şey bir düğmeye basıp analizi görmek. İlk gün aslında kendileri çok fazla kod yazmıyorlar. Ama bir analizi ilk günde görmüş oluyorlar. Ondan sonra ilk hafta içinde onlara bu R Markdown dokümanını nasıl Git'e version control ediyoruz ve nasıl GitHub'a yollayabiliriz bunu öğretiyoruz. Şimdi bu ilk günkü example'dan biraz bahsetmek istiyorum. Bir soru daha soracağım. Pasta tariflerini nasıl tercih edersiniz? Yalnızca kelimelerle mi yoksa resimlerle de mi? Eğer aramızda pasta yapanlar ya da yapmaya çalışmış olanlar varsa bence sadece kelimeleri okuyarak sonuçta ne yapacağımızı görebilmemiz çok zor bir şey. Bu başta bahsettiğim, başta gösterdiğim malzemelere listelemeye de benziyor. Sonuç olarak neye ulaşmaya çalıştığımızı baştan öğrencilere göstermeliyiz. Çünkü eğitmen olarak belki biz nereye varacağımızı biliyoruz. Ama öğrenciler özellikle de giriş seviyesindeki öğrencileri açıkçası hiçbir haberleri olmuyor. Derse başladığınızda sonuçta nereye varmaya çalıştığınız konusunda. O yüzden pasta ile başla diyorum. Ben yani sebzelerle başlamak değil de tatlı ile başlamak. Sebzelerle başlamak bence bu biraz daha tradisyonel olan eğitimi gösteriyor. Aşağıdaki değişkenleri bildirin. Bunların ardından her bir değişkenin sınıfını belirleyin. Bunlar kesinlikle öğrencilerin bir semester içinde öğrenmesi gereken şeyler. Yani bu değişkenlerin sınıfları nedir, önemli değildir demeye çalışmıyorum burada. Ama bence birinci günde bunları öğrenmeleri gerekmiyor. Numeric, character, logical gibi farklı
sınıfların arasındaki farkların ne olduğunu ilk günde öğrenmeleri gerekmiyor. Belki ilk günde yapacakları şey, bugün bir demo projeyi açın, bu belgeyi edin ve sonuçları sınıf arkadaşlarınıza tartışın. Burada kullandığımız dataset'e Birleşmiş Milletler'den geliyor. Bu dataset'i kullanmayı sevmemin birkaç nedeni var. Birincisi, internasyonel bir dataset. Genelde benim eğitim verdiğim okullarda birçok ülkeden öğrenci oluyor. Mesela o ülkenin datası değil, her ülkenin datasını kapsayan dataları kullanmaya çalışıyorum. Ayrıca kendim de bundan önce Amerika'da yaşadım, şimdi de İngiltere'de yaşıyorum. Ama sonuçta Türkiye'denim ve bu da ilk gün öğrencilere kendimi tanıtmak için verdiğim example'lardan biri. Burada gördüğümüz grafikte Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 1946 ve 2015 seneleri arasında farklı konularda ülkelerin nasıl oy verdiğine bakıyoruz. Bu y-axis'te evet yüzdesi, yani ne kadar yüksekse o kadar fazla evet oyu vermişler. X-axis'te de yılı görüyoruz. İki ülke, burada gösterdiğimiz iki ülkede ABD ve Türkiye. Öğrencilere yapmalarını istediğimiz şey, Türkiye'yi başka bir ülkeyle değiştirin ve tekrar görselleştirin. Peki bunu nasıl yapacak öğrenciler? Böyle bir örnek, bir bol miktarda da kod var. Ama bizim öğrencilere öğretmeye çalıştığımız şey sadece elimizdeki göreve uygulamak. Yani onlara bütün bu görseli yapın demiyorum. Türkiye'yi başka bir ülkeyle değiştirin diyoruz. Ve onları bu RStudio Cloud Environment'ına bıraktığımız için ve bu R Markdown dokümanıyla bıraktığımız için aslında bütün bu kod onların elinde. Bir ilk derste bütün bu kodu onlara öğretmemiz mümkün değil. Eğer bakarsak buraya, bir data frame ile başlıyoruz. Bunu sonra başka data frame'lerle birleştiriyoruz. Bu join fonksiyonlarıyla 3. ve 4. satırdaki. Ondan sonra bir şeyler hesaplıyoruz. Yüzde kaç evet oyu vermişle. Daha sonra ggplot'la başlayan satırda da bu bir görselleştirmeyi yapıyoruz. Bunu ilk gün hepsini öğrencilere öğretmemiz mümkün değil. Ama onlara verdiğimiz görev sadece Türkiye'yi başka bir ülkeyle değiştirinse, öğrencilere öğretmek istediğimiz şey bu koda sadece bunu görebilmeyi öğrenmek. Çünkü bence bu çok önemli bir şey. Her zaman bilmiyorum siz, ben R'da ya da başka bir dilde bir şey yapmaya çalışırken eğer bilmiyorsam ilk yaptığım şey internette bunu aramak oluyor. Fakat internetteki sonuçlar her zaman bildiğim konulardan bahsetme. Önemli olan bu kodun şu kısmı bana lazım diyebilmek ve öğrencilere bir sonra ne yapacaklarını tahmin ettirtebilmek. Yani burada Türkiye'yi silip Fransa yazın ya da başka bir ülke yazın diyoruz. Ve tekrar knit düğmesine bastıklarında yeni bir görselleştirme çıkarmış oluyorlar. Sonra yanınızdaki öğrenciyle konuşun ya da bu sene öğretiyorsanız artık Zoom breakout room'daki öğrencilerle konuşun diyoruz. Bu konular genelde öğrencilerin fikri olan konular. Belki hepsi politika ilgilenmiyor olabilir. Fakat krizin çatışması ya da insan hakları konusunda farklı ülkelerin nasıl oy verdiğini genelde tahmin edebiliyorlar ve bu datasette de bunu görüyorlar. Bunun üstüne bir konu daha burada highlight etmeye çalışıyoruz. Bu da buradaki y-axis'teki data evet yüzdesi. Evet ne demek? Yani bir resolution'a evet oyu vermiş olması bu görselleştirmeye baktığımızda pro-Filistin ya da anti-Filistin diye bir şey söyleyemeyiz. Çünkü aslında bu resolution'un içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Bu da gördüğümüz, görselleştirdiğimiz ya da analiz ettiğimiz datanın kendi haline bir data matrix olarak aslında çok anlamlı olmadığını, daha çok içine bakmamız gerektiğini ve bazen ekstra araştırma yaparak gördüğümüz sonuçları anlamamız gerektiğini gösteriyor. Bence bu veri bilimi için çok çok önemli bir ders öğrencilerin çıkarması gereken. Çünkü bu bir lineer algebra dersi değil. Kullandığımız datalar bir matrix halinde elimize geliyor ama o datanın her satırı bir şey demek. Ve o bir şey demenin ne olduğunu anlamak için sadece kod yazmak yeterli. Bazen bu konuda araştırma yapmamız da gerekebilir. Üçüncü soru, sizce hangisi sizi kek yapmayı öğrenmek için ya da yemek yapmayı öğrenmek için diyelim, yemek yapmayı öğrenmek için daha çok motive ediyor? Temel doğranmış soğan
yoksa ratatouille mi? Bence ikincisi daha güzel ama eğer aramızda aşçılar varsa bilir ki kendinize profesyonel aşçı demek istiyorsanız soğanları mükemmel bir şekilde doğrayabilmeniz lazım. Fakat bizim bir intro dersinde üretmeye çalıştığımız insanlar profesyonel aşçı, profesyonel coder, package developer değiller. Bunlar veri biliminden bir şey anlayan, veriyle oynamayı öğrenebilen öğrenciler. Eğer bunu öğreneceklerse bu soğanları mükemmel doğramayı öğrenmek onlar için biraz sıkıcı olabilir. Biraz daha eğlenceli şeyler yapmayı gerekiyor. Bunun için buradaki tasarım ilkemizde bebek adımlarını aktar. Ne demek istiyorum burada? Size iki grafik daha göstereceğim. Birinci de çok simple bir bar plot görüyoruz. Oylamanın bir değişiklik üzerinde olup olmadığını gösteren bir görselleştirme oluşturun. Burada Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'deki değişiklik üzerine yani amendment'lar üzerine olan oylarında yüzde kaçına evet dediğini ve yüzde kaçına hayır dediğini görüyoruz. Genelde görselleştirme öğretirken öğrencilere biz böyle plotlarla başlıyoruz. Tek bir değişken, burada sadece vote yes or no'ya bakıyoruz. Ve tek bir değişken ve bar plot, sonra belki histogram, scatter plot gibi şeyler öğretiyoruz. Ama bence birçok değişkenle başlayan grafikler çok daha enteresan olabilir. İkinci seçenek de burada. Türkiye Birleşmiş Milletler'de nasıl oy kullandı? Oy konusu önemiyle. Bu bazı resolutionlar bu datasette önemli, bazıları da önemsiz diye kaydedilmiş. Official bir designation. Ve farklı farklı evet ve hayır buradaki önemli ya da önemsiz oyu gösteriyor. Farklı renklerde evet, çekimser ya da hayır oyunu. Yani bu farklı konularda sömürgecilik, silah kontrolü ve silahsızlandırma, nükleer silahlar ve malzemeler, insan hakları, Filistin çalışması ve ekonomik gelişme konularında Türkiye'nin yüzde kaç evet ya da hayır dediğini görüyoruz. Ya da bakabiliriz ya da başka bir ülkede eğitimi veriyorsanız o ülkeye de bakabilirsiniz burada. Ve öğrencileri önce kodu öğretmeden önce burada hangi değişkenleri görüyoruz? Sizce kaç tane değişken bu görselleştirmede kullanılmıştır diye soruyoruz. Bunları listeledikten sonra öğrenciler ve bu gördükleri grafiği biraz analiz ettikten sonra onlara kodu gösteriyoruz. Bu görseli internette gördünüz mü bilmiyorum ama böyle bir espri var, baykuş nasıl çizilir diye. Bazı dersler buna benziyor açıkçası. Birkaç daire çizin, sonra da baykuşun geri kalanını çizin. Tabii ki de eğitimi böyle veremeyiz. Çünkü bu öğrencileri çok stres edebilecek bir şey. O yüzden önce iskeleliyoruz ve sonra teker teker katman ekliyoruz. Burada biraz ggplot'tan bahsetmek istiyorum. Genelde birçok görüş var R eğitimi konusunda. Hangi paketlerle öğretmeyi başlamalıyız diye. Ve ben özellikle görselleştirme için ggplot'la başlamamız gerektiğini düşünüyorum. Bunun nedeni de ggplot'ı katmanlar halinde teker teker build up edebilmemiz. İlk olarak bu datayı hazırlamamız gerekiyor. Bu data UN Votes diye bir R paketinden geliyor. Yani oradan başlıyoruz. Fakat yapmamız gereken birkaç şey var. Türkiye'yi ayırmak. Ondan sonra Türkiye'yi ayırdıktan sonra içindeki diğer iki datasetle join etmek. Ondan sonra bazı şeyleri Türkçe'ye çevirdim bu görseller için. Böyle bir data cleaning yapmanız gerekiyorsa bunu da yapmanız gerekebilir. Bunların hepsini ilk gün öğrencilere gösterecek miyiz? Cevabı kesinlikle hayır. O yüzden biz eğitmen olarak vermeye çalıştığımız example'ların hangi kısımlarını öğrenci göstermeliyiz, hangi kısımlarını baştan pre-process etmeliyiz diye düşünmemiz gerekiyor. Bunu pre-process ettikten sonra Turkey Vote diye bir obje olarak belki save ediyoruz ve tekrar eğer bir server sisteminde bu eğitimi veriyorsanız bu dosyayı öğrencilere nasıl vereceğim diye düşünmemeniz gerekmiyor. Bir R Markdown doküman, tüm bu kodu yazıp öğrencilere burasına bakmanız gerekmiyor. Burada data prep yapıyoruz. Bunu daha sonra öğreneceksiniz. Dokümanın ikinci kısmına bakalım diyebiliriz. İkinci kısmında da görselleştirmeyi yapıyoruz. Ve ggplot'la bu eğitimi vermenin en güzel yanlarından biri her etapta bir görselleştirme çıkarabilmemiz. İlk etapta
ggplot'ta resim yapar gibi önce kağıdı da önünüze koyduğunuzu düşünün. Burada sadece bir plot başlatıyoruz ve ilk verdiğimiz input turkey vote, yani biraz önce oluşturduğumuz dataset. Ondan sonra öğrencilere x axis'e hangi y axis'e hangi değişkeni koyduğumuzu ve bu yapacağımız bar plot'taki barların içine hangi değişkenle boyayacağımızı gösteriyoruz. Fakat hala datayı görmediğimizi hatırlatıyoruz da öğrencilere. Çünkü bunları yazmamıza rağmen sadece evet ve hayır görüyorum ama datayı görmüyorum. Bunun nedeni de henüz ggplot'a datayı hangi geometrik objelerle represent etmesi gerektiğini henüz söylememiş olmamız. Geombar, yani bu farklı geomlar ggplot'ta datayı hangi geometrik objelerle grafikte represent edeceğimizi söylüyor. Bar objesini kullanıyorum burada. Bir sonraki etapta bu yaptığımız grafiği 6'ya ayırdık. Hangi değişkenle? Issue değişkeniyle, yani farklı konulardaki oylarla. Yani bir önceki step'le bunun arasındaki tek fark 6 farklı grafik yapmamız. Farklı sistemlerde bunu yapmak istersek base R'la mesela, bunun için çok daha fazla kod öğrenmemiz gerekiyor öğrencilere. Yani bu multivariate analizi öğretmek için base R'la görselleştirmeyi öğretiyorsak aslında daha fazla kod öğretmemiz gerekiyor. Bir sistem daha var R'da, Lattice diye bir sistem. Aslında o ggplot'a çok daha yakın, biraz daha eski olmasına rağmen. Benim o konudaki düşüncem şu ki, eğer tidyverse, ggplot tidyverse'ın bir parçası olduğu için ve ggplot'ta yazdığımız kod tidyverse'deki diğer paketlerle yazdığımız kodlara benzediği için aynı üniversitenin içinden bir paket seçip öğretmek bir sonraki paketi, bir sonraki edabı öğrencilere öğretmeyi çok daha kolaylaştırıyor. O yüzden Lattice yerine ggplot öğretmeyi tercih ediyorum ben. Bir sonraki step'te renkleri değiştiriyoruz ve burada öğrencileri bir de kodlamadan değil farklı konsepteleri gereken şeylerden bahsedebiliriz. Maalesef ggplot'un kendi seçtiği renkler renk körlü olan insanlar için çok uygun değil. Bunu öğrencilerin belki ilk etapta düşünmesi gereken şeyler değil, fakat böyle şeyleri öğrencilere baştan söylemeye başlarsak bu yaptıkları grafiklerin kimin için yaptıklarını düşünmeye de teşvik etmiş oluyoruz. Farklı bir scale kullandım burada. Viridis diye bir scale. Bu renk körlüğü olan insanlar için biraz daha kolay bir scale. İçinde de farklı opsiyonlar var. Ben bu renk seçeneği seçtim. Daha sonra burada yaptığımız şey bir sonraki etapta X Access'teki rakamları değiştirmek. Bir öncekinde 0 ile 1 arasında rakamlar vardı. Burada 0 ile 100 arasındaki yüzdeleri görüyoruz. Biraz daha okunabilirliğini arttırıyor bu grafiğin. Ve sonuç olarak da son resmi yanlış koymuşum ama title'ı, subtitle'ı ve birkaç tane şeyi değiştiriyoruz. Demin chat'te bir soru vardı, hayır için de evet nedir diye. Evet ve hayır, yani renkler evet çekimser ve hayır oylarını gösteriyor. Y-axis'teki variable'da önemli oy mu, önemsiz oy mu onu gösteriyor. O evet içindeki hayır o. Biraz önce bebek adımlarını atlayalım dedim. Ama aslında tam olarak atlayalım demek istemedim. Burada kendi dersimden bir screenshot koydum buraya. Bu learner paketiyle yapılmış bir interactive R learning environment diyebiliriz. Gördüğünüz gibi burada R kodunu öğrenciler RStudio'da yazmıyorlar. Sizin baştan hazırladığınız bu küçük environment'larda yazıyorlar ve bunların içine böyle fill in the blanks, yani boşlukları dolduralım gibi kod parçaları hazırlayıp öğrencilere buralara hangi variable'ları koyarsınız ya da hangi kodu koyarsınız diye sorabiliyorsunuz. Bu learner paketinin güzel bir yanı da bir başka paketle birlikte kullanması çok kolay. GradeThis diye bir paket bu. Burada da öğrencilere yaptıkları hatalara göre feedback verebiliyorsunuz. Eğer
R'daki error'lar her zaman çok anlamlı olmuyor ve bazen insanları gerçekten özellikle de yeni öğrenen insanları gerçekten çok frustrate edebiliyor. Ama burada sizin ağzınızdan error'ları duyabiliyorlar ve hatta sizin ağzınızdan bunu yapmak istediğine emin misin? Acaba başka bir değişken mi koymak istedin? Gibi cümlelerle onları doğru cevaba doğru gidebiliyorsunuz. Böyle bir görselleştirme yaptıktan sonra da alttaki soruda öğrencilere bu yaptığınız kod üzerinden aşağıdaki sonuç çıkarabileceğimiz sonuçlardan hangisi yanlıştır diye sordum. Buradaki kullandığımız data bu sene benim hazırladığım Edinburgh'daki Airbnb fiyatlarıyla ilgili bir şeydi. Onunla ilgili bir visualization yapıp bunu öğrencilere analiz ettiriyoruz. Yani hem bir yandan istatistik bilgilerini practice edebiliyorlar, hem de bir yandan R kodlamayı practice edebiliyorlar. Açıkçası böyle bir environment'a R gerçekten öğrenmek bence mümkün değil. Yani boşlukları doldurarak bir insanın kendini ben veri bilimcisi oldum diyebilmesi bence mümkün değil. Fakat derste bir önce gördüğümüz gibi şeyler yaparak, belki ödevlerinde bir önce gördüğümüz gibi şeyler yaparak ama bu tarzdaki bir learner environment'da da bu bebek adımlarını practice ederek hem küçük küçük öğrenmeyi, küçük parçalarla öğren, küçük parça, ah, konuşamıyorum. Çok zor gerçekten. Küçük parçalar halinde teker teker onlara öğretmek istediğimiz şeyleri sunabiliyoruz. Hem de biraz daha open-ended sorularla biraz daha kendi creativity'lerini getirebilecekleri örnekler de vermiş oluyoruz. Bir soru daha. Hangisinin brokoli hiç denememiş birine hitap etme olasılığı daha yüksektir? Sadece brokoli mi yoksa brokolili güzel bir çorba mı? Bence ikincisi. Bu demek ki sebzeleri saklamalıyız. Eğer aramızda küçük çocukları olan varsa belki ne demek istediğimi anlıyorlardır. Genelde sebzeleri yedirmek için saklarız küçük çocuklardan. Aynı şekilde öğrencilerden de bazı sebzeleri saklamak başta güzel olabiliyor. Burada da bir web kazımayla ilgili bir örnek vermek istiyorum. Derse başlarken bugün derste web kazıma öğreneceğiz. R ve S paketini kullanacağız ve kurallı ifadelerden bahsedeceğiz diyebiliriz. Ya da derse başlarken diyebiliriz ki bugün bu web sayfasıyla başlayacağız ve bu grafiği yapacağız. Eğer ikinci şekilde başlarsak yol boyunca öğrenciler birçok zorlukla karşılaşacaklar. Ama önce teknikleri öğretmek yerine onları direkt olarak bu alıştırmanın içine atarsak bu zorluklarla karşılaşmalarına izin verirse ve sonra bir çözüm sağlarsak öğrenciler aslında size ben sebzeleri istiyorum diyor gibi oluyorlar. Şimdi biraz daha konkret bir örnekle bunu anlatmak istiyorum. Diyelim ki bir saatiniz var bu dersi vermek için. İlk başta aşağı yukarı 15-20 dakika süresince yapılandırılmış bir tabloyu R'da bir veri çerçevesine dönüştürmek için web kazıma temellerini öğretebilirsiniz. Yani R-West paketiyle birkaç fonksiyonla onlara şu şekilde bir tablodan nasıl datayı R'a indirebiliriz diye bir ders verebiliriz. Bu R-West'le aşağı yukarı 3-4 fonksiyon alan bir şey. Belki önce bunun dersini verirsiniz, sonra bir örnek kendiniz verirsiniz. Sonra öğrencilere, okey, şimdi 15 dakika içinde siz kendiniz yanınızdaki öğrencilerle tabloyu webden kazıyın ve veri çerçevesi olarak kaydedin. Öğrettiğim fonksiyonlarla diyebilirsiniz. Getirdiğimiz tablo gördüğünüz gibi birçok text field var. Yani bunlarla çalışmak biraz zor olacak ama burada bırakıp öğrencileri sonra son olarak varmaya çalıştığımız yeri gösterelim. Son olarak vermeye çalıştığımız yer böyle bir grafik olsa. Türkiye var mı diye baktım ama Türkiye'den bu baktığım web sitesinde, Open Secrets web sitesinde Türkiye'den Amerika politikasına yani siyasetine olmuş bir katkı yoktu. Bu yok demek değil belki ama sadece buradaki web sitesinde yoktu. Baktığımız data şu, Amerikan politikasıyla ya da siyasetiyle ilgili ne kadar biliyoruz ama PAC diye bir var, siyasi eylem komiteleri. Bunlar gerçekten Amerikan siyasetinde çok güçlü konseptler. Bunların verdiği paralarla bazen
bir seçim bir yandan bir yana gidebiliyor gerçekten. Burada baktığımız grafikte Almanya'dan ve İngiltere'den, Birleşmiş Krallık'tan Amerika'ya giden paralara bakıyoruz. Kırmızı olan çizgi Cumhuriyetçi Parti'ye, mavi olan çizgi de Demokratik Parti'ye giden paralar. Görüyorsunuz ki Almanya'dan giden para UK'den çok daha az. Bir de senelerdir aslında UK'den Amerika'ya Cumhuriyetçi Parti'ye giden para artmakta ve Demokratlar azalmakta. Fakat öyle gözüküyor ki bu son sene içinde iki partiye giden para biraz azalmış. Öğrencilere sormaya çalıştığımız soru burada. Okey, bu data seti, sol taraftaki data seti barda indirebildiniz. Hangi aşağıdaki görselleştirmeyi oluşturmak için başka hangi bilgileri değişken olarak temsil etmemiz gerekir? Burada bakarsak sene önemli. Miktar önemli. Miktarları görebiliyoruz bu son 3 sütunda. Total Dems ve Repubs sütunlarında. Bunun üzerine ülke önemli ve ülkeyi de ikinci sütunda görüyoruz. Fakat buradaki ilk satıra bakarsak Japan Seven and I Holdings hem ülke adı, ondan sonra bir slash, ondan sonra da şirket adını görüyoruz. Yani öğrencilerin burada yapması gereken şey bu ikinci sütundaki veriyi ikiye ayırabilmek. Slash ikiye ayırıp iki sütunda kaydedebilmek ki daha sonra bu ülkeyi kullanarak grafiği yapabilsinler. Bir de bu ilk baktığımız data sadece 2020 yılındandı. Öğrencilere biraz da fonksiyon yazma, iteration öğretmemiz gerekiyor ki yazdıkları fonksiyonlarla her farklı senenin web sitesini kazıyabilsinler ve bütün bu datayı bir araya getirebilsinler. Bunun için yapmaları gereken en önemli şeylerden biri de bu kurallı ifadeleri öğrenmek. Yani eğer derse biz size bugün kurallı ifadeler öğreteceğiz diye başlarsak öğrencilerin bunu nerede kullanacağını bilmeleri çok zor. Ama eğer derse bu grafiği yapacağız diye başlarsak ve onlar bize söylerlerse ki ben ikinci sütunu ayırmak istiyorum ikiye, üçüncü, dördüncü ve beşinci sütundaki dolar işaretlerini kaldırmak ve virgülleri kaldırmak istiyorum ki bunu bir numerik veri olarak kullanabileyim ve bu grafikleri yapabileyim. Ondan sonra biz öğrencilere diyebiliriz ki size bir şey öğretebilirim. Yeter, kurallı ifadeler şey var ve sadece yeteri kadarını öğretmek yeter. Sonuçta kurallı ifadelerin hepsini öğretmemiz bence mümkün değil bir introductory derste. Ben açıkçası hepsini bilmiyorum da öğretmem mümkün değil. Ama yeteri kadarını öğretirsek sonuç olarak öğrencilere verdiğimiz şey eğer bir sonraki seferde yine buna benzer bir challenge'a rast gelirseniz ne Google'lamanız gerektiğini biliyorsunuz. Son soruda pasta yapmayı öğrendikten sonra sizce hangisini yapmak daha kolay olur? Sol taraftaki mi yoksa kurabiyeler mi? Herhalde kurabiyeler. Bir bambaşka bir skill gerektiriyor. Burada ekosistemi kullanmaktan bahsetmek istiyorum. R ekosistemi gerçekten çok güzel. Özellikle Tidyverse ekosistemi gerçekten çok güzel. Ve eğer bu ekosistemi öğretiyorsanız öğrencilerinize Tidy paketleriyle başlayarak modelleme konusunda Tidy Models, raporlama konusunda R Markdown kullanarak ve hatta Version Control'da öğretiyorsanız siz eğitmen olarak da aynı ekosistemde kalmaya çalışın derim. Bu biraz açıkçası disiplin gerektiren bir şey. Belki slaytlarınızı belli bir şekilde yapmayı biliyorsanız, diyelim ki PowerPoint'le neden başka bir paket öğreneyim ki diyebilirsiniz. Ama eğer slaytlarınız da R Markdown üzerine yapılmış bir paketle mesela Sharingan'la yapıyorsanız, siz de bir yandan öğretirken bir yandan da öğreniyor oluyorsunuz. Learner paketi daha önce bahsettiğim bu interaktif egzersizleri yazdığımız paket. Blogdown ile web sayfası yapabiliyorsunuz yine R'dan. GH Class diye yenice bir paketle öğrenciler için GitHub'da repositoryler oluşturabiliyorsunuz ve onların ödevlerini oradan collect edebiliyorsunuz kolayca. Bu sizin eğitmen olarak işinizi kolaylaştıran bir şey. Bookdown yine R Markdown üzerine kurulmuş
kitap yazmak için kullanabileceğiniz ama bunu ders notları olarak da düşünebilirsiniz. Bir paket ve daha birçok paket var burada. Önemli olan aynı ekosistemde kalmaya çalışmak ki bir yandan öğretirken bir yandan siz de öğrenebilin. Ben kendime böyle bir söz verdim birkaç sene önce. Her zaman bu ekosistemde yani belki başka paketler de ekleyerek hatta bazen kendim paket yazarak yapmaya çalıştığım şeyleri ama var ekosisteminde kalarak bu dersi vermek istiyorum diye. Bu da demek oluyor ki bir yandan öğretip bir yandan öğrenebiliyorsunuz ve eğlenebiliyorsunuz da. Özellikle de şunu söylemek isterim ki öğrencilere bu dersteki her şeyi R'la yaptık diyebilmek gerçekten çok önemli bir mesaj yollamış oluyor. Birçok öğrenci sadece R öğrenmiyor. Başka diller de öğreniyorlar ve öğrenmeleri de gerekiyor bence. Eğer gerçekten kompetitif bir veri bilimcisi olmak istiyorlarsa bugünlerde. Ama bazen R konusunda R çok kullanmayan insanlardan özellikle şöyle bir kritik duyabiliyoruz. R istatistik için iyi ama başka bir şey için pek işe yaramıyor. Gerçekten doğru değil. Belki bir ara doğruydu. Hiçbir zaman doğru değildi ama gerçekten bugünlerde bu doğru değil. İstatistik için gerçekten çok güzel bir dil. Özellikle veri görselleştirme ve raporlama için güzel bir dil. Ama bunun üzerine R'la birçok şey daha yapmak mümkün. Ve bir yandan öğrencilere R öğretirken bir yandan bu derste gördüğünüz her şeyi R'la yapabilmek onları farklı motive eden bir şey oluyor. Eğer ki bu curriculum sizin ilginizi çektiyse Data Science in a Box diye bir projeyi maintain ediyorum ben. datasciencebox.org'da. Buradaki bütün materyaller açık lisansla sunuluyor. Yani başka eğitmenler alıp kendileri bu exemplar'ı, bugün gösterdiğim exemplar'lardan bazıları ama daha fazlası da var. Alıp kullanabilirsiniz. İngilizce tabii materyaller henüz bir çeviri yapmadık. Ama eğer aranızda bunu çevirmek isteyenler varsa yani kendi dersinizde çevirip kullanırsanız geri contribute etmek isterseniz tabii ki bu da çok güzel olabilir. Ama burada bir 15 hafta semester'lık bir curriculum var. Ders notları, slide'lar, ödevler, birkaç tane sample sınav, take home exam'ler. Bunun üzerine pedagojiyle ilgili yazdığım bazı şeyler, yani böyle bir dersi verecekseniz nelere dikkat etmek isteyebilirsiniz? Computing infrastructure'ını nasıl kurabilirsiniz? RStudio Cloud kullanıyorsanız nasıl kurabilirsiniz? Ya da kullanmıyorsanız nasıl kurabilirsiniz gibi birçok şey var. Eğer siz de bu seviyede ders veriyorsanız ya da R öğretiyorsanız başka seviyelerde de ve örnekler arıyorsanız bir bakmanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi her şey açık lisanslı. Bunu tamamen kullanan eğitimciler de biliyorum ama daha çok benim bildiğim eğitimciler bir ödev buradan, bir example şuradan diye kullanıyorlar. Bir de eğer bu sayfaya giderseniz bir link göreceksiniz. Community sayfasının altında bir Slack channel'ımız var Data Science in a Box'la ilgili. Burada farklı eğitmenler de birbirlerine soru soruyor. Ben bu ödevi denedim, şöyle iyiydi. Ya da öğrenciler şu konuda challenge oldular, bunu nasıl değiştirebiliriz diye. Yani bir yandan bunlar komüniteye açık ama bir yandan da iterate ederek bunları update etmeye devam ediyoruz. Eğer ki slide'lara bakmak isterseniz bu bit.ly link'de bir altındaki link bir GitHub repo'suna gidiyor. Bu konuşmayı daha önce de verdim. Gerçi İngilizceydi daha önce verdiğim konuşma. Orada farklı farklı dosyalar göreceksiniz. Fakat bu R-Ladies Ankara dosyasının altında bugünkü konuşmada gösterdiğim grafiklerin R kodunu da görebilirsiniz. Hatta mesela web kazıma örneğini bütün kodu koydum oraya. Eğer ki ilgileniyorsanız ya kendiniz öğrenmek için ya da sadece görmek isterseniz koda bakabilirsiniz. Sonuç olarak önce pasta yesinler diyorum. Malzemeleri daha sonra da onları anlatabilirsiniz. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz hocam. İsterseniz soruları cevaplandıralım. Bir sorumuz gelmiş. Ve gelmeye devam ediyor. Siz bakın isterseniz ya da benim mi iletmemi isterseniz? Yok ben bakabilirim. Tamam. Şöyle bırakayım. Okey. Okay. Serdar'ın sorusunu okuyorum sanırım. İlk soru. Oydu. O zaman daha önce markdownları nasıl iyileşebilir demiş. Onu söyledi. RStudio Cloud ücretli de değil de
Yani ikisi de var. RStudio Cloud aslında bedava kullanması. Fakat RStudio Cloud ile eğitim verecekseniz ve RStudio Cloud'da bir workspace diye bir konsept var. Öğrencileriniz için kendi sınıfınızı bir workspace olarak setup edebiliyorsunuz. Orada istediğiniz paketleri install ediyorsunuz. Ve o workspace'in içinde çalışan öğrenciler o paketlerin hepsini kendileri kullanabiliyorlar kolayca yüklemeden. Eğer ki böyle bir setup yapmak istiyorsanız şu anda RStudio Cloud ücretli Kasım'dan beri sanırım. Pardon, Ekim, Eylül'den beri sanırım her neyse. Ama eğer RStudio Server kullanmak istiyorsanız yani kendi makineniz var ve onu RStudio Server install etmek istiyorsanız ve bu eğitim amaçlı için ise bedava, araştırma amaçlı ise de bir discount var, %50 sanırım. Pardon, sorusunu okuyayım. RStudio ve veri güvenliği üzerine. Eğer Shiny kullanıyorsanız Shiny Dashboard ve veri güvenliği konusunda konularınız varsa Shiny Apps'e deploy etmemenizi tavsiye ederim. Fakat Shiny Server varsa bunu çalıştığınız kurumda ya da RStudio Connect ve oraya deploy ediyorsanız o zaman veri güvenliği konusunda bir sorun olmaması lazım. Çünkü bunlara password da koyabilirsiniz sonuç olarak ve sadece kurum içinde kullanabilirsiniz. Shiny Apps.io'da da password koymak mümkün ama benim anladığım kadarıyla buradaki soru veriyi başka bir server'a vermemek sonuç olarak. Yani kendiniz tutabilmek. Bu durumda kendinizin ya Shiny Server ya da RStudio Connect kullanması gerekiyor. Ve kendi makinenizde eğer kendi serverinizde bunu kullanıyorsanız bu durumda bilmiyorum, umarım ki en azından güvenlik konusundan bir sorun olmaması lazım. Text mining üzerine önereceğim en useful resource şu. Koyayım. Tiger Text Mining.com'a bakarsanız bu bir kitap. Julia Silge ve David Robinson'ın kitabı. Tidy Text Mining diye. İnternetten bedava olarak erişebilirsiniz. Özellikle de Tidyverse kullanıyorsanız ama kullanmıyorsanız da gerçekten yararlı ve başlamak için çok iyi bir resource. GitHub neden gerekli? Açıkçası GitHub neden gerekli? Çünkü eğer bugün bir veri bilimcisi olmak istiyorsanız GitHub kullanıyor olmanız gerekiyor. O yüzden öğrencilere baştan bunu öğretmeyi seçiyoruz. GitHub'la ilgili söyleyebileceğim bir şey, GitHub öğretmek çok kolay bir şey değil açıkçası. Ve genelde eğitmenler olarak biz bunu intro derste öğretmeyelim, daha ileride öğretelim. Öğrenciler biraz daha bir şeyler öğrendikten sonra öğretelim diyoruz. Ve birçok curriculumda sonuç olarak öğretilmiyor. Ben kitap öğretmeyi çocuk yapmak gibi düşünüyorum. Hiçbir zaman iyi zaman değil düşünürseniz. Ama yaptıktan sonra mutlu oluyorsunuz. Yani baştan ne kadar erken öğretebilirseniz bunu, öğrenciler mezun olana kadar o kadar daha iyi oluyorlar. Aramızda Git kullananlar varsa, senelerdir de kullanıyorsanız, insanın özellikle Git konusunda kendini expert olarak hissetmesi çok zor bir şey. Çünkü zor bir şey Git. Ama yeterince kullanabilmek o kadar zor değil. Herhalde hele de RStudio içinden sadece RStudio'daki Git pane'i kullanarak öğretiyorsanız, öğrencilere sonuç olarak öğrettiğiniz şeyler staging, committing, pulling and pushing. Başka bir şey öğretmiyoruz bu derste en azından. Üçüncü soruda bahsettiğim ders erişime açık introds.org sayfasında her şey erişime açık. Bu sene de dersi internetten verdiğimiz için buradaki öğrencilerimize bile videolar da açık YouTube'da. O yüzden izleyebilirsiniz. Desktop app olarak nasıl uygulayabiliriz? Shiny Apps.io dışındaki alternatiflerim dediğim gibi Shiny Server ki bu open source, Shiny Server kullanmak istiyorsanız ya da RStudio Connect, o bir pro product. Yani RStudio Connect paralı bir şey ama Shiny Server
open source ve kendiniz lokal olarak onu kurup orada deploy edebilirsiniz. Bunun dışında ShinyBoy edilen pek lokal olmayacak gerçi ama Docker container'larda deploy edilebildiğini de biliyorum. Bunun dışında çok fazla bilgim yok açıkçası. Electron.js ya da Proton konusunda kendim çok bir şey bilmiyorum açıkçası. Fakat bu çeşit soru için önerebileceğim en güzel yer RStudio Community. RStudio Community'de yani Stack Overflow tarzında bir yer ama özellikle R'la ilgili ve RStudio ile ilgili sorular için orada bir shiny thread'i var ve orada orada da sorabilirsiniz soruyu. Öğrenmek ne kadar zamanımızı alır bilmiyorum. Yani yıllarım ben hala öğreniyorum. O yüzden herhalde yıllarımızı alabilir ama başlamak çok zamanınızı alacak. Eğer ki özellikle de bu Tidyverse konusunda henüz başlamadım. Ara bir başlangıç yapmak istiyorum, bir denemek istiyorum derseniz size tavsiye edebileceğim. Kendi dersimi de tavsiye edebilirim tabii ama bazen insanlara bu 10 haftalık dersi alın demek açıkçası o kadar da güzel olmuyor. Bazen insanlar 2 saat içinde ne öğrenebilir onu merak ediyorum diye düşünüyorlar. O yüzden size RStudio'nun primerlarının linkini buraya koyacağım. Bunlar bu LearnR'da yapılmış primerlar. Dediğim gibi sadece buradan bir şey öğrenip çok expert bir R kullanıcısı olmak belki mümkün değil. Ama başlamak için gerçekten çok güzel bir seçenek. Hocam ben bu sorunun ardından bir şey söylemek istiyorum. Özellikle bu R bilgisine şöyle bakılıyor. Yani bunun bir başı ve bir sonu var olarak bakılıyor. Hani ben bir süre içerisinde bunun tamamını öğrenirim ve bir daha R'da her şeyi yapabilirim gibi. Siz bu konuda belki bir şeyler söyleyebilirsiniz. Mesela siz yapmak istediğiniz her şeyi R'da ezberden direkt kodları yazarak mı yapıyorsunuz? Tabii ki hayır. Hani bunu önemli olan ne yapmak istediğini bilip onu iyi araştırabilmek. Bu konuda da birkaç şey söylerseniz çok sevinirim. Evet, yani açıkçası bence özellikle de herhangi bir programlama dili açıkçası ama özellikle de R gibi hala gelişen, hala herkesin birçok paket contribute ettiğini öğrenmenin bence en güzel yanlarından biri hiçbir zaman bir şeyi tamamen bilmemeniz. Belki burada şöyle söyleyeyim, ben sonuçta kendimden çok daha expert R programcılarıyla da çalışıyorum. Tidyverse takımındaki mesela Hadley, Wickham, Jenny Bry onlar da her şeyi Google ediyorlar. Bazen kendi yazdıkları paketlerin içindeki şeyleri hatırlamıyorlar. Ama bu hatırlamıyorlar kolaylıkla öğrenemeyecekler demek değil. Önemli olan bence öğrenmeyi öğrenmek. Bir Stack Overflow sayfasına gittiğinizde o sayfayı nasıl scan edip size yararlı olacak şeyi oradan çıkarabilirsiniz. Bunu öğrenmek. Bu başta gösterdiğim öğrencilere ilk gün birçok kod veriyoruz ama tek yapmalarını istediği şey oradaki Türkiye character string'ini görüp başka bir character string'leri değiştirmek biraz buna benziyor. Bu noktaya gelmek de tabii çok kolay demek istemiyorum ama önemli olan soru sormayı öğrenmek ve soruların cevaplarını okumayı öğrenmek. Eğer bir şeyleri Google ediyorsanız bu bence hiçbir sorun değil. Şu ana kadar hayatımda bir tek her şeyi Google ederek yapmamın gerekmesinin tek zorluğu eğer ki uçakta kod yazmam gerekiyorsa oldu açıkçası. Bunun dışında internet mevcut her yerde ve her zaman bir şeylere bakabilirsiniz. Bir eğitmen olarak bunu da şöyle kendi sınıfımda yapmaya çalışıyorum. Bu anlattığım curriculum'da bir sınav yok, bir final yok. Öğrenciler kitapları kapatıp derse gelip kalemleriyle kod yazmıyorlar. Çünkü gerçekten hiçbir veri bilimcisi işini böyle yapmıyor. Hepimiz bilgisayardayız. Bir yandan araştırıyoruz, bir yandan işleme koymaya çalışıyoruz. O yüzden önemli olan bu soruları sorarken çok discourage olmamak, her zaman öğreniyor olmak. Başka komüniteler bulup buralarda soru sorabilirsiniz. Yani sadece Stack Overflow değil mesela. Eğer ki bir minority'seniz R community'de R Ladies'in Slack'ı var. Aynı şekilde herkese açık olan R for Data Science'ın mentorship Slack'ı var ve insanlar burada da sorular soruyorlar. O yüzden eğer ki ben kendime bir komünite bulup bunun için de öğrenmek istiyorum derseniz ya bu olanlara katılın ya da belki siz kendiniz bir şey başlatabilirsiniz. Bazen başka öyle öğrenmek çok daha kolay oluyor. Bakalım başka
Okunaklı bir kod yazmak için kendi paketimizi yazmak için giriş seviyesinde bir kaynak önerebilir misiniz? Açıkçası bu kendi paketinizi yazmak konusunda Hadley ve Jenny Bryan'la şimdi birlikte yazdığı ikinci edition'ı, onun bir R Packages diye bir kitabı var. Fakat bu kitabın ilk chapter mı bilmiyorum. Whole Game diye bir chapter'ı var. İkinci chapter'ı. Gerçekten evet, ikinci chapter, The Whole Game diye bir chapter, bunu tavsiye ederim. Sıfırdan başlayıp DevTools paketini kullanarak size bir paket yapmayı öğretiyor. Yani bu size çok extensive bir paket yapmayı öğretmeyecek. Eğer bunu öğrenmek istiyorsanız bütün kitabı okuyabilirsiniz tabii ki. Ama bu tek chapter, eğer ki zaten R'da kod yazıyorsanız herhalde belki bir saatinizi alabilir. Baştan sona bunu yapmak. Kendi paketinizi yapmış oluyorsunuz. Özellikle de GitHub gibi bir şey kullanıyorsanız ve oraya koyarsanız başkaları da bunu indirebilir. Eğer başkasıyla birlikte öğreniyorsanız. Başlangıç için bunu tavsiye ederim açıkçası. Daha sonra eğer bu sevdiğiniz bir şeyse kitabı okumaya devam edin tabii. Data analiz mühendislerinin ağırlıklı olduğu bir alan. Mühendis olmamak bir dezavantaj mı? Zannetmiyorum. Ben mühendis değilim. O yüzden bir dezavantaj olduğunu zannetmiyorum. Bence soru sorabilmeyi bilmek en büyük avantaj açıkçası. Eğer elimizdeki data yeterli değilse bununla ne yapabiliriz? Yani açıkçası eğer data engineer olmak istiyorsanız, bu genelde bazı iş yerleri, bazı kurumlarda farklı bir title. Eğer data engineer olmak istiyorsanız, yani database'leri bil de bunları başka insanlara available yapan insan olacaksınız. Bu şekilde bir computer science ya da mühendislik background'ı tabii ki önemli. Ama data analizi için ben bunun özellikle gerekli olduğunu düşünmüyorum. R için Mac OS mi Windows mu önerirsiniz? Açıkçası Mac OS öneririm. Bununla ilgili de bir resource bulmaya çalışayım. Yakın zamanda Jim Hester bununla ilgili bir blog post yazdı. Kolayca bulabilecek miyim? Jim Hester Tidyverse takımında çalışan mühendislerden biri. Daha çok böyle dev tools falan gibi paketleri yazıyor. Yani analizi değil de daha structural paketleri yazıyor. Size onun blog postunu buraya koydum eğer okumak isterseniz. O Mac önerdi ve ben bu konuda onun görüşüne güveniyorum açıkçası. Fakat eğer diğer sistemleri kullanıyorsanız neler dikkat etmeniz gerekir onu da orada yazmış. O yüzden onu okumanızı tavsiye ederim. RWS ile bir siteden veri kazımak istiyorum. Bu veriyi görselleştirmek ve paylaşmak istiyorum. Evet, Polite paketi tam olarak bunun için değil. Açıkçası ilk sorduğunuz soru Serdar için Polite Robots.txt paketi. Let me see. Bulmaya çalışacağım. Önce veri kazımadan önce ilk sormak istediğiniz soru bu veriyi kazımaya hakkım var mı? Yani sayfayı yapmış olan insan bunu bir web crawler'ın buradan veri kazımasına izin veriyor mu? Bunu bu robots.txt paketindeki paths allowed fonksiyonuyla bakabilirsiniz. Ondan sonra veri kazırken web sayfanızda özellikle de çok veri kazıyacaksanız, yani o server'a birkaç kere kod yollayacaksanız Polite paketiyle bunu yavaşlatabilirsiniz. Polite paketi onun için. Bir üçüncü şey de tabii data etiği. Yani bir web sitesinden bu robots.txt diye konulan bu dosyada evet yapabilirsin diyorsa bile bunu yapmalı mıyım konusu onu kendiniz düşünüp taşımamız gerekiyor. Bununla ilgili OkCupid diye bir dating service var. Bununla ilgili bir case study var. Okumanızı tavsiye ederim. Burada aslında birkaç araştırmacı OkCupid'den data kazıyıp ondan sonra bunu bir araştırma çerçevesinde halka sundular. Ve aslında legal olarak yaptıkları şey yanlış değildi. Fakat birçok insanın dating profile'ındaki şeyi anonimize olarak da olsa halka sunmuş oldular. Ve bunu yaptıklarında özellikle de küçük şehirde yaşayan insanların çok küçük bir şehirde yaşadığınızı düşünürseniz belli yaş
varlığında, belli sexual orientation'da belki de kaç kişi var. Yani o yüzden insanları aslında bulmanın imkansız olmadığı fark edildi. Bu araştırmacılar her nedense biz yine de yaptığımızın arkasında duruyoruz. Bence hata yapmıyoruz dediler. Bununla ilgili çok güzel bir case study var, write-up'ları. Bunları da okumanızı tavsiye ederim. Tabii eğer kazıyacağınız veri insanlarla ilgili değilse belki biraz daha kolay. Ama eğer öyleyse üçüncü olarak buna da dikkat etmek gerekiyor. Her yanında Python dili için herhangi bir tavsiye var mıdır? Eğer ki tidyverse kullanıyorsanız... Hocam da son sorunuz olsun isterseniz. Python'a da Pandas'la başlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Özellikle veri bilimi konusunda. Python R, ben bu konuda düşüncem şu ki iki dilden birini çok iyi öğrenmenizi ve diğerinde de en azından kod okuyabilir yere varmanız gerektiğini düşünüyorum. Bununla ilgili son söyleyeceğim şey de Python R mı diye düşünmektense onu düşünce o konudaki söylenen şeyleri okuyacağın zaman daha productive şeyler yapabilirsiniz. Bence. Bizi kırmayıp davetimizi kabul ettiğiniz için gerçekten çok güzel bir sunumdu. Ben de özellikle R öğreten biri olarak tavsiyelerinizi dikkate alacağım. Eminim herkes için de çok faydalı bir sunum olmuştur. Sizlere de sunumumuza geldiğiniz için teşekkür ederiz. Oturumu burada durduruyorum hocam. Okay. Teşekkür ederim. Size iyi günler.